fizikte büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel büyüklükler ifade edilirken iki farklı birim sistemi kullanılır. Metre, kilogram, saniye, MKS diğer ismiyle uluslararası birim sistemi SI ve santimetre, gram, saniye CGS'dir. Fizikte nicelikler farklı birim sisteminde verilebilir. Örneğin uzunluk, santimetre, kütle kilogram gibi Problem çözümü yapılırken tüm nicelikler aynı birim sistemine dönüştürülür. Aksi takdirde hata yapmış oluruz. Problem çözümünde aksi istenmedikçe MKS birim sistemini tercih ediniz. Uzunluk bir cismin boyunu ifade etmek için kullandığımız büyüklüktür. Bu büyüklük en, boy, yükseklik yönlerinde olabilir. Fizik derslerinde uzunluğu mesafe ile aynı anlamda kullanırız. SI birim sisteminde uzunluk birimi metredir. Bir cismin boyunu ölçerken metre, cetvel veya kumpas kullanırız. Özellikle kumpaslar dış çapın, iç çapın ve derinliğin ölçülmesinde kullanılır. Kütle bir cisimde bulunan madde miktarına denir. Cismin hacmi değiştirilerek madde katı, sıvı veya gaz haline dönüştürülebilir. Kütle sıcaklığa, basınca ve cismin bulunduğu yere bağlı değildir. Evrenin neresine götürülürse götürülsün cismin kütlesi değişmez. Dünyada kütlesi 100 kilogram olan bir cisim ayda, Merkür'de veya herhangi bir gezegende yine 100 kilogramdır. Bir cismin kütlesine yer tarafından uygulanan çekim kuvvetine cismin ağırlığı denir. Ağırlık bir kuvvet olduğuna göre vektörel bir büyüklüktür. Bir cismin ağırlığı ekvator'dan kutuplara gidildikçe artmakta yeryüzünden uzaklaşıldıkça veya yerin merkezine doğru yaklaşıldıkça da azalmaktadır. Ayda çekim alanı yer çekiminin yaklaşık 1 bölü 6'sı kadar olduğu için cismin ağırlığı yeryüzündeki ağırlığının 1 bölü 6'sı kadardır. Dünyada 6 kilogram gelen bir cismin kütlesi ayda da 6 kilogram gelir. Ağırlığı ise dünyada yaklaşık 60 newtonsa ayda 10 newton olarak gözlenir. Görüldüğü gibi cismin kütlesi farklı yerlerde sabit kalırken ağırlığı değişmektedir. Bir cismin kütlesi eşit kollu terazi ile ölçülür. Terazinin duyarlığını artırmak için terazi kolu üzerinde hareket edebilen binici adı verilen ek kütleden yararlanılır. Binicinin sağa doğru bir bölme kayması, sağ kefeye m bölü n gram eklenmesi, binicinin sola doğru bir bölme kayması, sol kefeye m bölü n gram eklenmesi demektir. Kollarının uzunluğu eşit olmayan, fakat kefelerinin farklı kütlede olması nedeniyle dengede olan terazide yapılan ölçüm hatalıdır. Terazide çift tartım yaparak cismin gerçek kütlesini bulabiliriz. M kütlesini terazinin sağ kefesinde tarttığımızda M1, sol kefesinde tarttığımızda ise m 2 gram bulunmuş ise, moment prensibinden cismin gerçek kütlesi bulunabilir. Cisimlerin ağırlığı üç yolda bulunabilir. 1. Dinamometre ile. Dinamometreler, esnek cisimlere eşit kuvvetler uygulandığında uzama miktarları da eşit olur kuralından yararlanılarak yapılmıştır. Dinamometrede sarmal yayın bir ucunda kancalı demir bulunur. Ağırlığı ölçülecek cisim bu kancaya asılır. Cismin ağırlığı yayı esnetir. Yaydaki esneme miktarı cismin ağırlığı ile orantılıdır. 2. baskülle, özellikle çok büyük ağırlıkları ölçmek için baskül denilen ölçü aletleri kullanılmaktadır. Küçük bir ağırlık yardımıyla büyük ağırlıktaki eşyaları tartmaya yarayan kaldıraçlardan yapılmış olan baskülün, ticari eşya, çuval, sandık, hayvan, hatta kamyon ve vagon tartacak çeşitleri vardır. 3. Banyo terazileriyle Banyo terazisi denilen ölçü aletleriyle cismin ağırlığı direkt tespit edilir. Özellikle insanlar ağırlıklarını belirlemek için bu terazileri kullanırlar. Bu terazilerin dijital ve analog olarak iki çeşidi vardır. Bugün 10 üzeri eksi 6 grama duyarlı terazileri bulmak mümkündür. Bu terazilerin çalışma ilkeleri oldukça basittir. Yapılarında esnek bir yay bulunmaktadır. Ağırlığa bağlı olarak yaydaki esneme miktarı değişmektedir. Zamanı insanoğlu başlangıçtan bu yana, yıldızlara ve güneşe bakarak anlamaya çalışmış, göç zamanı, hasat zamanı, barınma zamanı diye bölümlere ayırmıştır. İlk olarak yıl mevsimlere bölünmüş, daha sonra aylara, günlere, saatlere ayrılmıştır. Sümerliler yılı birimlere bölmüşler ve zamanı ölçmeye başlamışlar. Zamanı ölçmek için değişik yollar kullanmışlar. Güneşin hareketi, suyun akışı ya da yanıcı bir maddenin yanması gibi zamanı ölçmek amacıyla kullanılan yöntemlere saat denmiştir. Tarihten günümüze gelene kadar kullanılan saatler 1 güneş saatleri 2 su saatleri 3 kum saatleri 4 ateş saatleri 5 mekanik saatler 6 kuvars saatler 7 atom saati olarak yazılabilir. Zaman ölçüm birimi saattir. Akım, bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına denir. Akım I ile gösterilir. Akımın birimi amperdir. Bir tel üzerinden geçen akım ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri bağlanır. Elektronlar eksiden artıya doğru hareket eder. Akımın yönü ise tam tersidir. Akım artıdan eksiye doğrudur. Bu tamamen bir kabulden ibarettir. Sıcaklık herhangi bir madde içerisindeki tanecik başına düşen kinetik enerjiyle orantılı bir büyüklüktür. Sıcaklığın artması, maddenin içerisindeki moleküllerin hareket enerjilerinin artması demektir. Bu durumda sıcaklık bir enerji değildir. Sadece ısı ile orantılı sayısal bir değerdir. Yani ısının bir fonksiyonudur. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklığın birimi ise derecedir.